Kağıdın renk renk kumaş olduğu bir sanat bu. Renkler ki her rengin her tonu var. Kağıdın renk renk iplik olduğu bir sanat bu. İğne oyası gibi kağıt işlenir. Karanfil olur, anka kuşu olur, cami olur, besmele olur. Geometrik şekiller kağıda oyulur. İnce, hassas, hata kabul etmez kağıt. Milimetrik kesimlerle formunu bulur. Uzun zaman bitmeyen sabır ister kağıt. Kağıt işlenir, sanat bulur. İzlemeye doyamazsın mavi yıldız çiçeğini. Ustası söylemese bilemezsin. Kağıt sanatının kağıdı işlediğini. Değerli izleyenler, ustalara hoş geldiniz. Çok eskilere gidiyoruz ve çok uzaklara gidiyoruz. Çin'deyiz, eski zamanlardayız. Cam çok pahalı. Ev dekorasyonunda da cam kullanmak istiyorlar. Cam kullanamayınca kağıdı ince ince işliyor Çinliler. Ve camın olduğu yerde, olması gereken yerde bu ince işlenmiş kağıdı kullanıyorlar. Ve kağıt sanatı Çin'de böyle doğuyor. Şimdi günümüze geliyoruz. Ustamızdan telaffuzu kadar bu zor olan sanatı dinleyeceğiz. Kağıt sanatını. Ustamız Burcu Er Yılmaz. Hadi onun hikayesiyle başlasın usta eller. Siz nasıl tanıştınız? Ben geleneksel sanatlara karşı her zaman bir ilgim vardı. Üniversite döneminde de ilgilendim. Üniversiteyi bitirdikten sonra TESİP kursuna yazıldım. TESİP çalışırken... Kağıt'ıyla tanıştınız. Kağıt'ıyla tanıştım. Kağıt'ıya dair eskilerden çok günümüze gelen bilgi var mı? Çok olmamakla birlikte var tabii ki. Çok eski bir sanat. Aslında Uygurlara kadar dayanan bir sanat. Eski cilt kapaklarında biz görüyoruz. Eski İslam sanatlarında 14. yüzyılın ikinci yarısında cilt sanatıyla aslında kendini gösterip Osmanlı'ya da bu şekilde giriş yapıyor. Ve 16. yüzyılda Osmanlı'da çok önemli kağıta oyma eserler yapılıyor. Çok değerli sanatkarlar yetişmiş bu alanda. Ve çalışmalar yapılmış. Aslında çalışmalar o günün çalışmaları, bugünün kaynakları. Tabii ki biz desenlerimizi oluştururken kendi öz kültürümüzden besleniyoruz. Kendi motiflerimiz, bu Selçuklu oymaları olabiliyor, motifler, çiçekler olabiliyor. Kendi motiflerimizden faydalanıyoruz. Diğer tesiple ilgili, ilk tesiple ilgilendim, sonrasında kağıtı geldi dediniz. Bu sanatta diğer geleneksel sanatları birlikte kullanabiliyoruz o zaman. Evet. Neler olabiliyor mesela? Tesip, onu öğrendik herhalde. Tabii, tesip geleneksel sanatlarımızın zaten çok motif anlamında, desen anlamında çok geniş bir alanını kapsıyor. Yani biz kağıtıyı uyarlarken bazen tesip motiflerinden, bazen Çin motiflerinden, yani bizim özümüze ait, kültürümüze ait motiflerden zaten faydalanıyoruz. Hepsi de kardeş sanat. Aslında kağıtıyı yaparken ebru'dan da faydalanabiliyoruz, tesipten de, minyatürden de. Yani aynı uygulama alanında Çin'i de olabiliyor. Belki Çin'i motif zor olarak, ama motif olarak alabiliyoruz. Evet. Peki aynı esere uygulanabiliyor mu farklı sanatlar kağıtıyla beraber? Tabii, yani örneğin yaptığımız işte kağıtı çalışırken bir tarafına fırça işi, bir tesip işi girebilir. Bir minyatür girebilir. Kitap sanatı olduğu için ince sanatlar diyoruz, klasik sanatlarımız. O yüzden birbiriyle örtüşebiliyor. Neden bu kadar zor bir sanat desem, zor bir soru sormuş mu olurum? Yok, ben zoru seviyorum. Biraz sabırlı bir insanım yapı olarak da. Tesip çalışırken hocamla kağıtı beni kendine çekti. Yani kendimden bir şeyler bulduğumu düşünüyorum. Çünkü sanatın yapısında da bir sabır var. Bu bende de fazlasıyla olduğu için kağıt sanatını başladığım günden itibaren severek icra etmeye devam ediyorum. Ne kadar süre oldu? Yaklaşık 9 yıldır ben eğitmenliğini yapıyorum. Hocamla tanışmamız da yaklaşık 10 yılı geçkindir. Beraber aynı atölyede çalışıyoruz. Hala 2011 yılında kurduğumuz bir atölyemiz var. Burada hobi amaçlı bu işi yapmak isteyen ya da bu alanda yetişmek isteyen öğrencilerimizle birlikte çalışıyoruz. Öğrencilere, gelmek isteyenlere, öğrenci olmak isteyenlere diyoruz ki sabırlı olun. Peki, evet. Ne kadar sürede öğrenirler?
Kimsenin gözünü de korkutmak istemiyorum. Evet, yani klasik sanatlarımızdan olduğu için aslında tesip ve minyatür gibi temel disiplinleri olan bir sanat. O yüzden bu işi gerçekten yapmak isteyen ilk önce desen eğitimini alması gerekiyor. Genelde ben hocamın kursuna başladığımda tesibi ne kadar sürede yapabilirim dediğimde hocamın bir sözü vardı. 4-5 yıl kadar bir çıraklık yapmanız gerekiyor diyordu. Yani kağıtta da ben bu süreyi 4-5 yılı göze alacaktım. Göze alması gerekiyor öğrencinin. Unutamadığınız bir öğrenci hikayesi var mı? Hiç yok. Demek ki bütün öğrenciler başarılıydı. Demek ki ustaları iyiydi o zaman. Toprağı ekip sabırla büyütmek gibi usta çiçeğini kağıda ekiyor. Yaprak yaprak, çiçek çiçek, vazoda eşsiz bir buket. Koklanmayı bekliyor. Elleri terlese de ustanın kağıda hissettirmez. Yırtarım, üzerim diye korkar. Kağıdı boyar, keser, birleştirir, buketini vazoya yerleştirir. Kağıttan bir kelebeğin kanatlarında bukete konsam, kokusunda kaybolsam. Burcu Usta'nın malzemeleri tanıyalım. Kağıt sanatının malzemeleri neler? En başta malzememiz bıçak, kretuar bıçağı. Bu kretuar bıçağının kendi ucunu da kullanabiliriz. Daha ince kesimlerde, neşterde kullanabiliyoruz. Ana malzememiz bıçak ve kağıt. Ama bunun yanında mühre yapmak için akik taşından yaptığımız bir mühremiz var. Şöyle, evet. Evet, yine makasın, bıçağın yanında bazı durumlarda makasla da kesim yapıyoruz. Eli alışık olan bütün bazı çiçek kesimlerini makasla bile yapabilir. Makasımız yine malzemelerimizden biri ve bir cımbızımız. Özellikle çiçekleri yaparken küçük detaylı şeyleri tutmakta faydalanıyoruz. Ben burada bir eseriniz var. Onu şöyle bir yakından inceleme fırsatım oldu. İğne oyası gibi. Evet, çok ince. İğne oyası gibi. Yani kağıt değil. Kağıt olamaz o. O kadar güzel. Ama kağıtlar da özel. Evet. Yani bu kağıtlar nasıl kağıtlar? Bu kağıtlar özel el yapımı kağıt. Özellikle el yapımı kağıt bulmada zorlandığımız için atölyemizde bir geri dönüşüm atölyesi kurduk. Öğrencilerimizle burada hem minyatür, tesip çalışan hem de kağıtı çalışan öğrencilerimizle birlikte kullanıyoruz. Bunlar asit oranı düşük, yani uzun ömürlü kağıtlar. Ve özellikle kendiniz boyuyorsunuz. Kendimiz boyuyoruz. Her türlü, her çeşit teknikte boyamayla da yapabiliyoruz. Yani bu özel kağıtlar ama aynı zamanda normal bir kağıtla da özgün boyamalar yapabiliyoruz bu şekilde boyalarla. Bunu daha sonra şekillerde kullanıyorsunuz. Daha sonra arkasını desen transfer edip kesimde kullanıyoruz. Peki o zaman Burcu Usta'ya sözü bırakalım mı? İlk aşamamız? İlk aşamamız bir desen seçiyoruz. Bunu eskiz kağıdını aldık. Hı hı. Şimdi bunu ben boyutlandıracağım ve kalıplar alacağım. Şöyle bir gösterelim onu da. Hı hı. Şöyle. Bir karanfil motifi. Evet. Ve geleneksel sanatlarda çok kullanılan bir evet. motif. Şimdi bunu bu kağıda aldınız ve buna boyut kazandıracağız. Boyut kazandıracağız. Kalıp alacağız. 3 boyut olduğu için karanfilde benim bunu kodlamam gerekiyor. Yani kestiğimde o parçanın hangi birime ait olduğunu bilmem için hem burada işaretleyeceğim, hem eskizi aldığım yerde işaretleyeceğim, hem de transfer ettiğim kağıda işaretleyeceğim ki puzzle gibi bir araya getirebileyim. Ben programa başlamadan önce birinci kalıbı aldım. Şimdi ikinci kalıbıma devam ediyorum. Programa başlamadan önce ustam çalışmaya başladı. Bu eserin son aşamaları uzun süren aşamalar mıdır? Kağıtının ana malzemesi sabır derler.
sabretmemiz gerekiyor. Normalde yavaş ilerliyoruz. Herkes kesim yapabilir. Ama biz sanatsal boyutta kesim yapabilmek için biraz yavaş ilerlememiz gerekiyor. Çok sabır isteyen bir sanat. Evet. Peki kağıt kullanıyoruz. Hani yanlış yaptım, sildim deme şansı ya da yanlış kestim bir daha keseyim o zaman. Geri dönüşümü bu şekilde oluyor. Geri dönüşümü var. Özellikle çiçek kesimlerinde var ama yekpare düz orma yapıyorsanız ya kurtarma yoluna gidiyorsunuz. Eğer kurtarılacak kadar bir şeyi yoksa tekrar baştan başlıyoruz. Of, bütün hepsini. Bütün parçalarda onaramadığımız parçalar tekrar başlıyor çalışmaya. Tekrar başlıyoruz. Her yere uygulanabilir mi? Yani bu kağıda uygulandıktan sonra ahşap üzerine. Tabii uygulanabilir. Cam üzerine. Uygulanabilir. Tarihte de uygulanmış zaten. Evet, karanfilimizi parça parça kalıplarını çıkarttık. Evet. Bitti şimdiki aşama. Bundan sonraki aşama kağıt seçimi. Karanfillerimizi 3 ton kağıttan seçeceğiz. Özellikle tonlamayı yaparken ister açıktan koyuya, istersek koyudan açığa gidebiliriz. Boyut kazandırmak için mi 3 ton kullanıyoruz? Hem görselde boyut kazandırıyoruz. Zaten boyutu ayrıca yumuşak bir zemin üzerinde de biraz modüle edeceğiz kağıtlarımızı. Ama baktığımızda da 3 ton daha estetik duracak. Yoksa tek ton yaptığımız, bazı kağıtları tek ton yaptığımız işler de var. Bu şimdi açıktan koyuya doğru gidelim. Yani en büyük kalıbımızı açığa alacağız. Bütün kalıpların en büyüklerini açık renge transfer ediyorum. Aslında bu bizim üçüncü aşamamız. Siz ikinci aşamayı bize hazır getirmiştiniz. Motifimiz evet. Buradaydı. Bunu kalıba çıkarttık. İkinci aşama. Şimdi üçüncü aşama kağıda evet. transfer ediyoruz. Evet. Kağıtı tamamen sizi içine çekiyor. Dış dünyaya kapanıyorsunuz evet. o zaman. Zaten kağıt kesiminin insan üzerindeki rahatlatıcı etkisinden faydalanıyoruz. Yaparken sadece yaptığımız için en güzel olmasını düşünüyoruz. O yüzden zihnimizi de boşaltmış oluyoruz. Yaptığımız en uzun eserin süresi? Yaklaşık 1,5 2 yıl sürmüştür. Yıl dememenizi umuyordum. Yıl, evet. Çünkü bazen bir kağıt bekliyorsunuz, teknik olarak zorlandığınız bir noktaya geliyor çalışma. Peki ara verip bu arada biraz da şuna devam edeyim dediğiniz oluyor. Evet, yani aynı anda birkaç çalışmayı da yapabiliyoruz. Ama teknik olarak zorlu olan çalışmalar aylarca sürüyor. Orta boydaki kalıplarımı seçtiğim kağıdıma transfer ediyorum. Motif bilgisi tabii ki gerektiriyor. Bir de renk bilgisi de gerektiriyor. Öyle değil mi? Renklerin birbiriyle tabii. uyumunu da yakalamak tabii, gerekiyor. Tabii çok önemli renk bizim işimizde. Öyle ki bazen kağıtları boyuyoruz. Daha sonra bir işin başına geçtiğimizde, yapmak istediğimiz bir işte bazen kağıtların arasında kaybolduğumuz oluyor. Yani en doğru kağıdı seçmek için uzun zaman harcayabiliyoruz. Herhalde bir ton bile sizler için çok önemli oluyordur. O hassasiyeti yakaladıktan sonra göz. Evet. Üçüncü aşamayı da bitirdik. Bitirdiğiniz daha doğrusu ben sahiplenmeyeyim. Bütün motiflerimizi kağıtlara aktardınız evet. ve kullanacağımız alanları da çıkarttınız. Evet. Hazırlar. Şimdi bir sonraki aşama. Evet, kesim aşamasına geçiyoruz. Şimdi kalıplarımızı keserek birleştireceğiz. Bir araya getireceğiz.
Bu aşama çok dikkat isteyen bir aşama. Hiç acele etmiyoruz. Orada ne görüyorsak? Tamamen çizdiğiniz hatlardan, hiç evet. Kenarda benim deyimimle dikiş payı bırakmadan. Evet, birebir, sıfır. Çizginin üzerinden gidiyoruz bıçakla. Evet, numaralandırmıştık bunları da puzzle'ı gerçekleştirebilmek için. 6 numaralı küçük bir yaprağımız, karanfilin küçük bir yaprağı hazır. Evet, şimdi ara boyutunu kesiyorum. Evet. Şimdi bunları ben mühürlüyorum. Görünecek kısmından, yani kullanacağım kısımdan mühürlüyorum. Bunun amacı da kesim esnasında kenarlarda oluşan tırtıklanmayı önleyip daha pürüzsüz bir yüzey oluşturuyorum. Akik taşındandı. Evet. Değil mi? Bunları bir araya getireceğim. Kaybolmaması için. Kalıbımız da şu şekilde duracak. Şöyle olacak. Bunun için su ve nişastayla, buğday nişastasıyla yaptığımız geleneksel usulde hazırladığımız yapıştırıcımızla yapıştırıp kenara koyacağım. Diğer kalıpları da yine aynı bu şekilde keserek bir araya getireceğim. Bütününe değil, sadece o küçük yaprak parçasını. Evet, sadece uç kısmını. Yere. Evet. Üçüncü birimi de yerleştirdim. Kurumaya bırakıyorum. Hiç hareket ettirmeden. Çünkü nişasta çok geç kuruyan bir malzeme. Çok büyük sabır isteyen, ince iş gerektiren o aşamaları geride bıraktık. Şimdi o işin görsel şölen kısmına geçeceğiz. Ustam bizler için hazırladı. Bütün yaprakları kesti, çıkarttı, yapıştırdı ve şimdi uygulama alanına geçiyoruz. Evet, şu an gonca gülümüzü yapıştıracağız. Bir yapıştırma örneği yapacağız. Nişastamızı, hazırladığımız nişastamızı yapışacak kısma çok az miktarda sürüyorum. Gonca gülümü kavrayacak kısım, yani taç kısmı yapıştırıyorum. Bu şekilde birleştiriyorum. Evet, gonca gülümle taç kısmını birleştirdim. Çiçeğim bu şekilde. Şimdi yani son aşama diyebilir miyiz? Şu an biraz şekillendireceğim, ütüleme yapacağım. Daha sonra da artık yapıştıracağım. Mühremle. Şu an hala nişastayla yapıştırdığım için çıkma riski olabilir. O yüzden çok hafif. Malzemenin kağıt olduğunu unutmadan, evet. İncitmeden. Evet, artık yapışacak olan zemine yapıştıracağım. Bunun için tekrar tam ortalayarak siyahın üzerinde de bir güzel durdu ki. Ne şekilde konumlandıracaksak şu şekilde. Yapıştırmadığımız kısımları tekrar nişasta sürüp
Peki bunları nasıl koruyacağız? Çerçeveleteceğiz. Evet, çerçeveleteceğiz. Nem almayan bir ortamda. Güneş ışığı. Güneş ışığı da renkleri bozabilir. Tabii her çalışma güneş ortamında bozulabilir. Bunlar için de geçerli. Bu şekilde tamamlamış olduk. Siz öyle tutun. Ben onu böyle inceleyeyim. Belki kokusunu bile alabilirim diyebilecek durumdayken programın devam etmesi gerekiyor. Süre akıyor. Sıra Esra'ya geliyor. Ustam bu tarafa geçecek. Ben buraya oturacağım. Naçizane küçük bir şey yapmayı deneyeceğim. Hadi şimdi ben deneyeyim. Kesim bıçağımı elimde ve başlıyorum. Karanfilin gövdesi ve sap kısmı, taç mıydı? Taç kısmı. Taç kısmı ve sap kısmını sap yapacağız. Kısmı. Nokta atışlarıyla ve bıçağın keskinliğine göre ilerlemem gerekiyor. Yanlış kesersem bir daha çizeceğiz. Tekrar yapacağız. Şuradan aşağı iniyorum. Evet. Gayet güzel. Ben şimdi ustamı konuşturayım, hatalarımı görmesin diye ona bir soru sorayım. Yurt dışında sergileriniz olduğunu biliyoruz. Biraz onlardan bahsedelim çünkü burayı bozdum. Peki orada yurt dışında ilgi nasıl? Yurt dışında ilgi Türk sanatlarına karşı çok güzel. İnsanların çok merakı var, özellikle yabancıların. Yine orada Türklerin de bize karşı şeyi çok güzel. Burayı çıkarmadan şu şekilde sana bakacak şekilde uçları kesmen daha rahat olur. Şöyle. Burada sanırım şöyle yapsam daha kolay olacak. Desteğiniz için teşekkür ediyorum. Ve? Hayır, koparmadan. Yoksa orada kalabilir. Evet. Gayet ilk kesim için başarılı. Mühreliyoruz ve gözümüze takılan kısımlarını mühre için şu kalem izi olan taraftan diğer yönden yapalım. Göreceğimiz, kullanacağımız tamam. Alandan yapalım. Şu şekilde yüzeyini kullanarak kalem gibi değil de evet, geniş alanını kullanarak yapalım. Şu arkaya çok az alıyorum. Çok az. İlk önce ana büyük parçaya sürelim. Hepsini sürüyorum. İstersen zeminde şurada mı evet, çalışayım? Yapabilirsin. Biraz daha mı alsın evet, acaba? Evet, biraz daha alalım. Şimdi yapıştıralım. Cimri davranıyorum. Daha sonra da paspartumuza yapıştırdıktan sonra geri kalan kısmı yapıştıralım. Neresine yapıştırsak? Bu kısmı yapıştırabiliriz. Şöyle. Ay, çok büyük bir hata yaptım ama. Yok hayır. Bir de bunun karanfilini yaptığımızda gayet güzel bir... Tabii şu sap kısmındaki koparttığım kısım asla belli olmayacak. Sapı ikiye böldüm çünkü. Gayet güzel oldu. Elinize sağlık. Ustam senin ellerine sağlık. 9 yıl vermişsin. Daha nice 9 yıllar kağıtla uğraşmanı diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bütün usta eller izleyicileri adına... Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ustam Burcu Er Yılmaz'dı. Kağıtı sanatının inceliklerini anlattı bize, uyguladı. Ben de kenarına küçük bir öğrenci detayı yapmaya çalıştım. Veda ederken bu harika. İğne oyası gibi ya da gerçek gibi bilemiyorum. Siz hangi ismi derseniz deyin. Veda edeceğim ama ustamın burada bir çalışması var. Bilemiyorum sizler ne kadar ona... Bundaki güzelliği anlayabileceksiniz. Bu bir kağıt ama şu anda o kadar güzel bir çiçek görüntüsü var ki bütün kıvrımlarıyla, bütün detaylarıyla bu kadar minicik bir şey. Ama bunun içinde çok emek gizli. Hadi vaktiniz varsa, sabrınız varsa bence kağıtla ilgilenin. Çünkü ortaya bu
kadar güzel şeyler çıkıyor. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.